Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Akter Güler, sizlerle birlikteyim. Bugün çok önemli bir konuğumuz bizlerle olacaktı. Ama maalesef önemli bir işi çıktığı için şehir dışına seyahat etmesi gerekti. Bu konuğumuz Ahmet Muzaffer Gökçe. Fenerbahçe tribünlerinde lakabı, bir diğer deyişle Muzo. Muzo lakaplı Ahmet kardeşimiz bugün bizlerle birlikte olamadı. Dün Fenerbahçe'nin maçında Şükrü Saraçoğlu stadındaydı. Maçı sıcağı sıcağına yaşadı. Maçın tadını çıkardı. O atmosfere şahit oldu. Bugün bizimle önemli bilgiler paylaşacaktı. Ama şehir dışına çıkması gerektiği için bugün bizlerle olamadı. Fenerbahçe taraftarlarına Ahmet Muzaffer Gökçe'nin, Muzo'nun bir sözü var. İlerleyen günlerde bizle birlikte olacak. Kardeşimiz ticaret adamı olduğu için her zaman fırsat bulup bizlerin yanına gelemiyor. Ama sözü var. Bizlerle birlikte program yapacak. Her maça gidiyor. Önemli detaylar yakalamış. Bizlerle paylaşacak. Ben bunları kendisine bırakacağım. Ondan dolayı ben bunlara değinmeyeceğim. Ben bugün kendi fikirlerimle sizlerin karşısındayım. Fenerbahçe'den maça değineceğiz. Kızılyıldız Trabzon maçına bir iki kelam edeceğiz. Bu hafta oynanacak maçları değerlendirip sizlere veda edeceğiz. Dün Sivasspor'u tebrik ederiz. Kulübü 3-0'lık net bir skorla yendiler ve grupta lider çıkmayı gerçekten hak ettiler. Bakalım son maç neler getirecek. Gruptan çıkmayı garantilediler. Ama liderlik gelecek mi gelmeyecek mi? Başakşehir İtalya'da Fiorentina'ya 2-1 yenildi. Olur öyle şeyler. İtalya deplasmanı zor. Her zaman zor. Hiçbir zaman kolay olmaz. Olmadı da. Fenerbahçe dün Ren maçında çok önemli işler yaptı. 3-0'dan geri döndü. Bütün Türkiye, bütün dünya bunu konuşuyor. Manşetlerde Jorge Jesus. Kızıl Yıldız Trabzonspor'u 2-1 yendi. Trabzonspor yine Avrupa'da hüsrana uğradı. Son maçta bakalım Trabzonspor neler bekliyor. Dün Fenerbahçe'nin maçında ilk 30 dakikada Fenerbahçe şoka uğradı. 3-0'lık skorla geriye düştü. Bir tane de Ren'in attığı gol VAR'dan döndü. Ve ilk 30 dakikada Fenerbahçe 4 tane kalesinde ciddi tehlike gördü. Ve 4'ü de gol oldu. Biri VAR'dan döndü. Bu Fenerbahçe gibi büyük takımlar için evinde gerçekten önemli detaylar. Evinde ilk 30 dakika 4 tane gol yiyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk 11 tercihleri yanlıştı. Üçlü savunmayla çıktı Jesus. Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü oynuyor. Zaman zaman 3-4-3, zaman zaman 4-4-2 oynuyor Jesus. Jesus bugün şunu hesap edemedi. Link, Gustavo, Henrique gibi ağır bir oyuncuyu Ren oyuncularının haşat edeceğini düşünemedi. Ve 59. dakikada zaten Henrique'yi oyundan çıkardı zaten sonradan. Hatasını görmüş oldu. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. İlk 30 dakikada Ren, Gustavo Henrique'nin üstüne oynadı. Gustavo Henrique rezil bir oyun oynadı. Maalesef ki Lincoln Henrique Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynattı. Özellikle ilk yarıda Lincoln Henrique o maçta çok kötüydü. Fizik gücü olarak Ren'i orta sahalar, Fenerbahçe orta sahasını ve Lincoln Henrique'yi ezdi. Maalesef ki dün Willian Arao çok kötüydü. Hiç istediğimiz gibi değildi. İsmail Yüksek bu Fenerbahçe'nin orta sahasına cuk diye oturdu. İsmail Yüksek'in yokluğunu Fenerbahçe hissetti. İsmail Yüksek ile Crespo müthiş bir ikili oldu. Özellikle İsmail Yüksek savunma tarafını hallederken Crespo da oyunun iki yönlü hücum ve defansif yönünü çift yönlü oynayan gerçekten çok diri bir oyuncu. Gün geçtikçe kendini geliştiriyor. Bilim arasında Crespo olmadı. Real orta sahası Fenerbahçe üstün geldi. Topla hızlı çıktılar. 2-3 pasta hemen geldiler. Her geldikleri topta, özellikle tek topta Fenerbahçe savunmasına sarktıklarında uzak köşeye topu bıraktılar ve Altay'ı avladılar. Herkes Altay'ı eleştirdi ama ben Altay'ın çok hatalı olduğunu düşünmüyorum maalesef ki. Altay eleştirildi hep. Haklılardı da ama dünkü maçta Altay'ın yapacak bir şeyi yoktu. Fenerbahçe taraftarları da hiç kusura bakmasın. Yalandan bağırmasın. Dün pikniğe gitmiş gibi maçı izlediniz. Bu işleri de bırakın siz de. Artık herkes eleştirmeye bırakın. Dün size Jesus gerekeni söyledi. Ben böyle bir ortamda olmak istemem dedi. Sahip çıkın takımıza dedi. İlk fırsatta dedi moruldanmayın dedi. Helal olsun Jesus'a. Jesus her geçen gün medyamıza, taraftarımıza ve bizlere ders veriyor. Biz böyle bir hoca daha önce görmemiştik. Bize de iyi bir ders oluyor. Biz bunu hak etmiştik. Geç bile kaldı Jesus. Helal olsun Jesus'a. Ama Jesus'un hataları da var. Jesus dün büyük takım kendi evinde ilk 30 dakikada 3 tane gol yemez. Ren arkaya sarktı. Gustavo Henrique'nin hataları vardı. Lincoln Henrique Fenerbahçe'yi
eksik oynattı dedik. Bunlar hatalarıydı. İkinci yarım nasıl oldu? Maç döndü. Özellikle Thibaut diye önemli bir oyuncuları var Ren'in. Çok önemli bir oyuncu. Savunmada Fenerbahçeli oyunculara geçit vermedi. Ama İrfan Can'ın çok nefis ortasında Valencia'nın alnının ortasıyla şak diye topu sağ köşeye göndermesiyle Fenerbahçe ikinci yarıya umutla girdi. İkinci yarıda çok önemli değişiklikler yaptı. 59. dakikada dakika hatırlıyorum. 59. dakikada Gustavo Henrique'yi oyundan çıkardı. Dörtlüye döndü. Alioski'yi aldı. Üçlü sistemden dörtlüye döndü. İşte Jesus'u farklı kılan özellik. Her hoca bunu yapamaz. Üçlüden dörtlüye dönmek her baba yiğidin harcı değil. Jesus bunu başardı. Oyun içi değişkenlikleri çok iyi yaptı. Zayis oyunu aldı. Zayis oyuna dokundu. Muhteşem bir frikik attı. Topu adeta havada döndürdü. Ayak içiyle topu vurduğu an top havada süzülürken ben gol olacağını anladım. Oyuna katkısı da süperdi. Zayis'in Emre Mor girdi. Hareketlilik getirdi. Yine son noktaya kadar rakiplerini çalınıp geldiğinde son tercihlerde hatalıyken bir pozisyonda Fenerbahçe pres yaptı. Bir oyuncunun ayağından seken top Batçay'ın önünde kaldı. Batçay'ı vücut çalımını attı. Top Emre Mor'un önünde kaldı. Emre Mor ilk kez doğruyu yaptı ve sol köşeye ayak içini çok güzel kullandı ve gole attı. Fenerbahçe'de maç 3'e geldi. O dakikaya kadar da son 30 dakika Fenerbahçe gerçekten bastı. Fenerbahçe'de en önemli özellik şu. Çok iyi oynamasa bile, rezil duruma gelse bile Fenerbahçeli oyuncular mücadeleyi bırakmıyor. Fenerbahçeliler artık eski dönemdeki gibi değil, lay lay olmayı bırakmışlar. Fenerbahçeli oyuncular bu formanın ağırlığını anlamışlar. Jesus bunu anlatmış oyuncularına, anlamayana da kapıyı göstermiş ve herkes ayağını denk almış. Fenerbahçe'de kötü oynansa bile oyun, mücadele hiçbir zaman bırakılmıyor. Bu çok önemli bir özellik. Mücadeleyi bir tek taraftar bırakıyor. Taraftara da gerekli dersi Jesus vermiş oldu diyelim. Fenerbahçe maçını kapatalım. Kızıl Yıldız karşısında Trabzonspor gerçekten yine iyi değildi. Trabzonspor'un ne yaptığı belli değil. Bir oynuyor, bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Yine bireysel oyuncular sahneye çıkıyor. Dün yine Bakasita sahneye çıktı. Kötü oynayan Trabzonspor'a 1-1'lik skoru getirdi ama son dakikalarda sağ kanattan gelişen akında Trabzon savunmasının hatası, rakip oyuncunun ön direğe attığı koşu savunmanın hatasından gol yediler ve gruptan çıkmak artık Trabzonspor için çok zor. Ama çıkar mı? Çıkar belli olmaz. Sivasspor'da tebrik ettik. Lig maçlarına gelelim. Bugün Karagümrük Galatasaray maçı var. Karagümrük Galatasaray maçında şöyle bir detay var. Geçen hafta hakem faciası dedik ama Okan Buruk'un da çok ciddi hataları vardı. Bugün kendi sahasında Karagümrük'ü yenemezse Okan Buruk için çanlar çalar. Çok ciddi bir şekilde, çok gerçekten gürültülü bir şekilde çanlar. Okan Buruk için çalar. Bence çalacak mı? Bugün çok gollü bir maç bizi bekliyor. Ben ilk kez çok net konuşmayı seven bir insanım. Bugün kim kazanır kestiremiyorum. Bugün gollü beraberlikten bir tık yanayım ben. 3-3'lük skor içimden geçiyor. Çünkü artık Pirlo da İtalyan hocaların aksine savunma oyunu oynatmıyor. Hücum oyunu oynatıyor. Geride açıklar vermesine rağmen hücumda da çok etkili bir takım yapmış. Lige kötü başlayan Pirlo. Biz İtalya yolcusu kalmasın dedik ama Pirlo takımı toparladı ve ben bu takımın hocasıyım dedi. Ve Karagümrük de yoluna devam ediyor. Bugün maçın favorisi, bence maçın favorisi yok. Maçın favorisi beraberlik. Galatasaray'da geçen hafta hakem faciasından sonra bakalım kendine gelebilmiş mi? Bugün Okan Hoca kimleri kullanmalı artık? Sağ bek, sol bek çok önemli. The Boys ve Sasha Boy'u birlikte kullanmalı. Zaten Galatasaray'ın 11'i yayınlandığında ben 3-5 dakikalık bir yayın açacağım. Galatasaray'ın 11'ini değerlendireceğim. 11 üzerinden değil de maçta neler yaşanır? Maç gerçekten Karagümrük sahasında. Karagümrük Galatasaray'ın üstüne gelecektir bugün. Karagümrük de 2 haftadır kazanıyor. Galatasaray'da bugün Karagümrük açık oynadığı için sağ ve sol tarafta hücumcu oyuncular tercih etmeli ve açık alanları kullanabilen oyuncular tercih etmeli. Ben Kerem Aktürkoğlu bugün oynamalı diyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun şu özelliği var. Top ayağını aldığında boş alan buldu mu o alanı kullanıyor. Kerem gerçekten bir dar alanda çok becerili olmasa da açık alan bulduğunda topu sürüp sağ köşeye çok iyi şutlar çıkarabiliyor. Özellikle ayak içiyle sol tarafta oynuyor Kerem. Topu sağına çektiğinde çok tehlikeli bir yer alabiliyor rakipler için. Kerem bu maçın kilit oyuncusu olur diyorum. Sağ tarafa da ben artık yine Raşık'a oynatması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray yani açık alanları kullanabilen yetenekli oyuncularla oynamalı. Artık Sasha Boy ve Dubois oynasın diyorum. Berkan da orta sahaya çekip orta sahada da direnç katsın Okan Hoca doğrularından vazgeçmesin diyorum. Karagümrük'te de bugün Borini göze batan oyunculardan biri olabilir. Kalecileri Viviano çok tecrübeli bir kaleci. İtalyan kaleci. Kariyerinde Inter var. Maçın kilit ismi olacaktır bugün. Bakalım ben gollü beraberlik bekliyorum bu maçta.
Fenerbahçe İstanbulspor'la oynayacak bu hafta. Fenerbahçe, ben Osman Zeki Korkmaz olsaydı derdim ki Fenerbahçe bugün fark atar İstanbulspor'a. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi başladı. İstanbulspor direnecektir ama gücü ne kadar yeter onu bilmiyorum. Ren maçında Fenerbahçe'ye değindik. Ren maçında Fenerbahçe'ye değindik. Evet. Fenerbahçe Ren maçında ilk 30 dakika geri düştü. Sonra doğruları yaptı Fenerbahçe. Bundan sonra bakalım İstanbulspor maçında Fenerbahçe rahat bir şekilde galip mi gelecek? İstanbulspor direnecek. Fenerbahçe'yi zorlayacak. Sürpriz bir puan çıkaracak mı diyorum. Ben İstanbulspor galibiyetine şans vermesem de artık Fatih Tekke döneminde ilk hafta bir gazla ben İstanbulspor'un bugün bir sürpriz yapacağını düşünüyorum ve bir beraberlik çıkaracağını düşünüyorum. Evet, ilginç bir düşünce ama ben böyle düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe Ren maçına çok değindik. Fazla değinmeye gerek yok. Fenerbahçe bu maçta Batshuayi yedektir Ren maçında. Bu maçta Batshuayi 11'de başlar. Rotasyon yapıyor zaten Jorge Jesus. Arda Güler'i de bir nebze bu maçta 11'de kullanır mı zayıf rakibine karşı? Bence kullanması lazım ama Jesus kullanmaz. Evet, şimdi gelelim çok önemli Beşiktaş Ümraniyespor maçına. Şenol Güneşli Beşiktaş çok muhteşem bir şekilde başlayıp galibiyetle taçlandırıp Galatasaray derbisine çıkmak istiyor. Galatasaray derbisine de gerçekten moralli çıkmak istiyor. Bundan dolayı Şenol Güneş Beşiktaş'ın neleri değiştirir. Bugün basın toplantısında Şenol Güneş şunu dedi. Dedi ki ben özellikle Delali'yi dedik takıma kazandıracağım dedi. Delali'nin %50'si bile dedi bizim için çok önemli değer dedi. Ben Delali'yi Trabzonspor'un eski oyuncusu 50 numaralı formasıyla tanıdığımız Jaja'ya benzetiyorum. O da kağıt üstünde böyle görünümde geberik bir oyuncuydu ama çok meziyetli bir oyuncuydu, yetenekli bir oyuncuydu. Çok skorer bir oyuncuydu. Delali de geçmiş kariyerinde skorer bir oyuncu. Bir sezonda 15-20 gol atmışlığı var Delali'nin. Bunu her oyuncu başaramaz. Bu yetenekleri Şenol Güneş ön plana çıkaracaktır. Weghorst'a, Delali'ye ve özellikle Şenol Güneş orta sahada Oğuzhan Özyakup'tan aldığı verim gibi Salih'ten verim alacaktır. Ve Beşiktaş bu maçı taraftarın önünde Şenol Güneş'le birlikte rahat bir şekilde kazanacaktır diyorum ben. Galatasaray derbisine de derbi haftasında değiniriz. Ve özellikle Şenol Güneş'e iki kelam etmek istiyorum. Şenol Güneş, hocam, sayın hocam, sen bulunduğun kabın şeklini hiçbir zaman alma. Milli takıma gittin, yabancı sınırını eleştirdin, Türk sınırını destekledin. Şimdi buraya geldin, bakalım ne diyeceksin, merak ediyorum. Bulunduğun kabın şeklini mi alacaksın yine? Kim parayı veriyorsa o düdüğü çalar mı diyeceksin? Kendi bir net bir görüşün, duruşun olsun Şenol Güneş. Bakalım, çok merak ediyorum. Senin demeçlerini maç önlerinde, sonralarında, basın sohbetlerinde, gazetelerde, televizyonlarda, haberlerde neler çıkacak, neler söyleyeceksin? Çünkü yabancı kuralıyla ilgili, Türk kuralıyla ilgili ne dedin? Türk oyuncular oynasın dedin. Beşiktaş'tayken de yabancı kuralını serbest olsun diye destekliyordun. Şimdi yine Beşiktaş'a geldin. Bakalım hangisini destekleyeceksin? Yine bir böyle, bir böyle mi yapacaksın? Merakla bekliyorum. Ve bugünlük yayının sonuna geliyoruz. Özellikle iş yerinde çok sevdiğim değerli abim, Ferdi abim, çakır gözlü Ferdi abim, çok saygıdeğer abim. Onun selamı üstünde kalmasın. Ferdi abime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Kanalın büyümesinde yardımcı oluyor. Bize, herkese öneriyor. Desteklerini bizden esirgemiyor. Ferdi abime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ve bugünlük programı sonlandırıyorum. Görüşmek üzere diyorum.